Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda sizlere 3299 TL'ye satılan ve benim çok beğendiğim bir hazır sistem tavsiyesi yapacağım. Uzun süredir benden uygun fiyatlı hazır sistem tavsiyeleri istiyordunuz arkadaşlar. Yani 4000, 5000, 6000 o civarlarda bir şeyler gelmişti ama çok uygun fiyatlı hazır sistem tavsiyesi yapmamıştım. Burada karşınızda Game Garage'ın Pollux 3 TD adlı hazır sistemi olacak. Intel Core i3 9100F'li bir hazır sistem. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan bu bilgisayarın özelliklerine bakalım ve neler yapabileceğini kısa özetleyelim. Şimdi bilgisayarımızda arkadaşlar işlemci olarak Intel'in Core i3 9100F işlemcisi var. 4 çekirdek ve 4 izlekli olduğu için birçok kişi tarafından çok eleştiriliyor. Ama şu anda uygun fiyatla satın alınmak istenen işlemciler arasındaki en iyi işlemci olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. İnanılmaz FPS değerlerine imza atıyor arkadaşlar. Tek çekirdek performansı çok yüksek. 4 çekirdek isteyen oyunlarda da gayet iyi işler başarıyor. 6 MB tampon belleğe sahip düşük güç tüketen bir işlemci. Az ısınarak çok yüksek FPS değerlerine imza atabilen bir işlemci. Yani stock fanı ile bile kullansanız herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Özellikle bu işlemcinin CSGO, LOL, PUBG gibi e-spor oyunlarında verdiği FPS değerlerini gözlerinize inanamayacaksınız diyebilirim. Hatta arkadaşlarınızın 1600 AF ve 2600 işlemci bilgisayarlarını kıskandırabilirsiniz diyebilirim. O derecede yüksek FPS imza atıyor. Yani CSGO'da 8 GB RAM ile bile 200 FPS'nin üstüne çok rahat çıkıyor. PUBG'de de 80-90 civarlarını zorluyor ki inanılmaz değerler bence. Bu işlemciyi kesinlikle değerlendirin derim arkadaşlar. Anakart tarafında Asus Prime h 310M R2.0 anakart var. Intel tarafındaki anakartların RAM konusunda birazcık MHz sıkıntısı var arkadaşlar. Yani bu anakart uygun fiyatlı bir anakart olduğu için 2666 MHz'e kadar RAM destekliyor. Ama bu anakartların üst modelleri gerçekten çok pahalı. Yani uygun fiyatlı sistem toplamak istiyorsanız Intel tarafında 2666 MHz'e sınırlı kalacaksınız. Ama inanın bana çok fazla fark etmiyor. Intel tarafında nedense RAM MHz değerleri FPS'i inanılmaz derecede zıplatmıyor. Yani APU sistemlerde olduğu gibi çift kanal, tek kanal ya da RAM MHz hızlarının 2 kat fps vermesi gibi bir durum yok arkadaşlar. Intel tarafında 2666 MHz bir anakartla da yüksek fps değerlerine ulaşabilirsiniz. Onu şimdiden söyleyeyim. Bence bu anakart yeterli seviyede gayet de iyi bir şekilde işinizi görecektir. Bu bilgisayarın ekran kartı PowerColor markasının Red Dragon RX 574 4 GB'lık modeli bu tarz bir bilgisayar için yeterli seviyede. Şu an zaten piyasada uygun fiyatlı RX 570 yok arkadaşlar. Yani bu kartı ayrıca satın almak isterseniz 1200 TL'nin altında bulabileceğinizi zannetmiyorum. Game Garage gibi siteler bu ekran kartlarını yüksek stoklarla çektiği için daha uygun fiyatlarla satabiliyorlar diye düşünüyorum. RX 570 hala çok iyi bir ekran kartı. Hala bütün oyunları oynatabilecek kapasitede. Bence bu sistem hem e-spor oyunlarını oynamak hem GTA 5 ve Witcher 3 gibi büyük oyunları oynamak için, Red Dead Redemption 2 oynamak için, Forza Horizon 4 oynamak için yeterli seviyede olacaktır diye düşünüyorum. Bilgisayarda Crucial Ballistix 8 GB 3000 MHz CL15 RAM var arkadaşlar. Bu 3000 MHz RAM'ler bu bilgisayarda otomatik olarak 2666 MHz'e düşecek ama CL15 değeri olması bu bilgisayarın hızını arttıracaktır. Eğer bütçeniz yetiyorsa burada bir tane daha RAM eklemenizi tavsiye ederim. Yani 2x8 GB RAM hem günümüzde biraz FPS artış sağlar hem de bazı oyunların yüksek RAM ihtiyacını beslemekte daha rahat olursunuz. FPS dropların önüne geçebilirsiniz. SSD tarafında ise Biostar markasının S120 SSD'si var. 256 GB'lık bir SSD bence yeterli olacaktır. Daha iyisini istiyorsanız yani biraz daha yüksek kapasite istiyorsanız isterseniz 145 TL fark vererek Crucial'ın 480 GB'lık SSD'sini alabilirsiniz ya da 330 TL civarı bir fark vererek burada 1 TB hard diski bu bilgisayara ekleyebilirsiniz. 1 TB hard disk bana biraz daha mantıklı geliyor ama tabii ki siz bilirsiniz. İlerleyen zamanda oyunların boyutları da artacak. Bugün bile zaten fazlasıyla artmış durumda. Bence yedek olarak bir 1 TB hard disk eklerseniz çok iyi olur bu sisteme. Bilgisayarda güç kaynağı olarak Game Garage'ın kendi markası olan bir güç kaynağı var. 450W 80 Plus Bronze sertifikalı bir güç kaynağı var. Bu sisteme fazlasıyla yeter arkadaşlar. Zaten düşük güç tüketen bir sistem olacak. RX 570 konusunda genellikle 500-600-700W falan PSU PSU'lar önerenler oluyor ama arkadaşlar bu firmalar gerçekten bu işi biliyorlar. Eğer bu PSU patlayacak olsa zaten bu sisteme takmazlar çünkü bu PSU'nun patlayıp onlara geri dönmesi onlara hiçbir kar kazandırmıyor. O yüzden içiniz rahat olsun bu bilgisayar RX 570'i rahatlıkla bu PSU ile de besler. Çünkü RX 570'in 4 GB'lık bu versiyonu 150 Watt'ın altında güç tüketimi yapıyor arkadaşlar. 65 Watt işlemci çekiyor. İkisini topladığınız zaman kasadaki diğer ıvır zıvırları da eklediğiniz zaman onlar zaten çok güç tüketmiyor. Bu sistemin güç kaynağının neredeyse 200 Watt'ı boşta kalır arkadaşlar o konuda hiç endişeniz olmasın. Kasa tarafında ise Dark Flash Pollux adlı bir kasa var. Bu kasa gerçekten hava akımı konusunda iyi bir kasa. Zaten genel olarak hava akımı konusunda da çok abartı yorumlar yapıldığını görüyorum arkadaşlar. Yani önde bir tane arkada bir tane büyük fan olsa bu tarz bir sistemi soğutmaya yeterli artar bile. Burada önde 3 tane 12 santimetrelik fan var. Arkada bir tane 12 santimetrelik fan var. Bu kasa kesinlikle ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır. Bu sistemin uzun vadede sorunsuz ve serin bir şekilde çalışmasında bence fazlasıyla sağlayacaktır. Şimdi bu sistemi arkadaşlar hiç yükseltme yapmadığımız takdirde 3299 TL alabiliyoruz. Ama isterseniz monitör dahil de alabilirsiniz. Burada bir tane Philips'in 21,5 inç boyutlu 4ms tepki süresine sahip full HD çözünürlükte uygun fiyatlı bir monitörü seçenekler arasına eklenmiş. İsterseniz onu eklerseniz, isterseniz de farklı firmalardan, farklı markalardan, farklı satıcılardan ürün bulabilirsiniz. Şu anda piyasada LG'nin bir tane monitörü var. 697 lira gibi uygun bir fiyatla satılıyor. 21,5 inç ekran boyutuna, 1ms tepki süresine ve 75 Hz tazeleme hızına sahip. İsterseniz bu bilgisayarı 144 Hz monitörle de alabilir siz arkadaşlar çünkü CS:GO gibi LOL gibi PUBG gibi oyunlarda ayarları düzgün yaptığınız takdirde kesinlikle 144 FPS'yi sabit olarak alabileceğiniz bir sistem karşınızda olacak. Eğer benim bütçem var, kasa uygun fiyatlı olsun, e-spor oyunlarını oynatsın. Ben buna ek olarak 144 Hz bir BMS monitör istiyorum diyorsanız da onu da zaten açıklama kısmında sizlere bir tavsiye olarak paylaşacağım. Acer'ın bir tane güzel bir BMS'lik 144 Hz monitörü var. Hem de IPS panelli ve nispeten uygun fiyatlı. O monitörü de bu sistemle birlikte sizlere öneririm. Eğer o monitörü bu sistemle alırsanız yaklaşık 4800 TL ya da işte 480 GB yükseltirseniz 5000 TL'ye 144 Hz monitör dahil 5000 TL'lik bir e-spor bilgisayarı satın almış olabileceksiniz arkadaşlar. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Son bilgiler olarak Game Garage güvenilir mi diye soruyorsunuz sürekli. Evet Game Garage güvenilir arkadaşlar. Birçok arkadaşımız alışveriş yapmış. Memnun kalmışlar. Kısa sürede gönderi yapıyorlar. Taksit yapabiliyorlar. Yani kredi kartlarına bazı kredi kartlarına vade farkıyla bazı kredi kartlarına ise 3 taksiti vade farkı olarak yapabiliyorlar. Bence alışveriş yapılabilir bir site. Uygun fiyatla hazır sistem arıyorsanız ben bu sistemi şiddetle öneriyorum. Core i3-9100F çöptür falan diyenler vardır. Onlara hiç aldanmayın arkadaşlar. Bu işlemci gerçekten günümüz için yeterli bir işlemci. Size en azından 2-3 sene daha götürür. Oyunların bir anda 8 çekirdek zorunlu sunacağı falan yok. O yüzden içiniz rahat olsun diyorum. İlerleyen zamanda da bu bilgisayarı yine yükseltmelerle yaşatabilirsiniz. Yani bu bilgisayarı 2x8 eşittir 16 GB'lerine 16 16 32 GB RAM takabilirsiniz. Onun üstüne de Core i5-9400F gibi ya da biraz daha yukarısındaki işlemcilerden birini takarak PSU'yu değiştirerek ya da gerekirse değiştirmeyerek ilerleyen zamanda daha düşük güç tüketen ekran kartları olursa bu PSU'yu değiştirmenize bile gerek kalmayabilir. Daha yüksek ekran kartı ve daha yüksek işlemci takabileceksiniz. Sadece şunu belirteyim bu sisteme 10. nesil Intel işlemci takamayacaksınız arkadaşlar. Çünkü 10. nesil Intel işlemciler LGA 1200 soket yapısıyla çalışıyor olacak. Burada 9. nesle haps olmuş olacaksınız. Ama uygun fiyatta olduğu için de şu anda yapabileceğimiz başka bir şey yok. Yani Ryzen 3 2200'lü sistemleri almaktansa ben Core i3 9100F sistemleri almanızı şiddetle öneriyorum arkadaşlar arkadaşlar. Bu videoda söyleyeceklerim genel olarak bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Youtube kanalıma da lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.